Merhaba arkadaşlar, bir öğle arası bir eğitim videosuyla yine birlikteyiz. Evet kanalım siz değerli yatırımcı arkadaşların dışında piyasada bizzat içinde bulunan uzmanların da izlediğinin artık bir gerçek. Bunu nasıl e, tespit ediyorum? Çok basit. E, çünkü bu kadar tesadüf üst üste gelemez. E, hatırlarsanız e, risksiz oran diye tabir edilen 10 e, yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık e, tahvil ve bono faiz oranlarının e, hisse senetlerinin e, fiyatlarında nasıl e, bir öneme? sahip olduğunu anlatan bir eğitim videosu hazırladıktan hemen bir hafta sonra 83 milyonun izlediği bir televizyon kanalının ekonomi ağırlıklı yayın yapan tamamen hatta ekonomi ağırlıklı yayın yapan bir televizyon kanalının kayan altta kayan yazı bandında. 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık e, tahvil ve hazine bonosu faiz oranlarını artık canlı verdiğine e, tanık olduk. E, bunun farkında olan buradaki yatırımcı arkadaşlar da var. Yine aynı kanal bugün arkadaşlar. Benim 6 gün önce paylaştığım pragmatist bir bakış açısı e, konulu eğitim videomda e, SPK'nın veri tabanına... E, ulaşmadaki şanssızlık, şanslılık, e, yatırımcı açısından önemine binaen e, bir takım e, eleştirilerde e, bulunduğum e, ve bunun e, altında daha birçok e, ana başlık altında paylaştığım e, konulara e, bugün bir e, aracı kurumun e, genel müdürüyle Harfiyen A'dan Z'ye bütün benim değindiğim bu videomdaki konuları tek 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 işlediler. Şimdi e, arkadaşlar bunu e, bu kadar e, tesadüf e, üst üste gelemez. Belli ki bu kanalı çok sıkı ve yakından takip ediyorlar. E, eğer onların ufuklarını aşmakta, aşmalarında veya bir takım e, eksiklikleri, noksanlıkları görmekte e, katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. E, şunu asla diyemezler ki yok efendim eş güdümlü eş zamanlı aynı şeyleri düşünmüşüz. Yok öyle bir şey. Yani e, siz senelerdir bu piyasanın içerisindesiniz e, ve her gün siz e, ekonomiyle yatıp ekonomiyle kalkıyorsunuz. Şirket haberleri sunuyorsunuz. Benden bir hafta sonra bunu konuyu işleyeceksiniz ve bu videodaki bütün konuları o aracı kurum genel müdürü ile A'dan Z'ye eksiksiz hepsine değineceksiniz. Böyle bir tesadüf mümkün değil. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar başka bir şey daha değineyim yani buradaki değindiğim asıl konuya geleyim bunu da izlesinler bu videoyu da çok dikkatli izlesinler bir hafta sonra veya yarın bunun önemine binayen benim işlediğim konuyu 83 milyona işlesinler ki artık yekün bilinçli bir hale gelelim, ona göre pozisyon alalım. Yani milliliğin ve yerliliğin gereğini yapalım. Söylemeyelim, milliyiz, yerliyiz diye söylemeyelim ama milli ve yerli olduğumuzu hareketlerimizle gösterelim. Şimdi arkadaşlar, dün ben yine Sermaye Piyasası Kurulu Sayın başkanının aynı televizyon kanalındaki programını izledim katıldığım taraflarını paylaşmayacağım ama katılmadığım bir takım yerler var. Onları da burada bir başka eğitim videosunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar veri tabanına veriye ulaşmanın önemini niye dile getirdim? Şimdi şu görmüş olduğunuz sermaye piyasası kurulunda işlem sırası gören şirketlerimizin her biri irili ufaklı Milli ve yerli sermayemizdir arkadaşlar. Ve biz bu firmalara, bu değerlerimize top yekün sahip çıkmalıyız. Ama bu hisse senedine yatırım yapan yatırımcılar olsun gerekse hiç hisse senediyle ilgisi alakası olmayan insanlarımız olsun bu milli ve yerli şirketlerimize sahip çıkmak durumundayız. Niçin Arkadaşlar bir üretim firması, bir üretim işletmesi. Benim için gayrimenkul yatırım ortaklıklarını ve birtakım işte e, finansman şirketlerini ayrı tutuyorum. Benim için e, ayrı bir önemi vardır. Ben ayrı bir değer veririm, niçin ayrı bir değer veririm. Benim için e, sanayi sektörü çok daha e, bir sevdiğim sektördür. Bir, bacası tütmeli. iki üretime dayalı olmalı. Üç, istihdam yaratmalı. Eğer ülkemizde bir istihdam, bir işsizlik sorunu varsa, işte bu yüzden bu milli değerlerimize, milli şirketlerimize gözümüz gibi sahip çıkmalıyız arkadaşlar. Beni izleyen arkadaşlar çok iyi bilirler. Ben hep sermaye piyasası kurulunun önemine binayen eğitim videoları hazırladım. Şimdi siz sermaye piyasası kurulu olarak verileri küçük yatırımcıların büyük bir külfet, büyük bir maliyet olacak şekilde fiyatlandırırsanız gelir elde etmek için buradaki insanları hiç bilmedikleri piyasalara sürüklersiniz. Nerelere? İşte o kripto paralara. O kripto paralara gönderirsiniz. E, bitcoin'lere gönderirsiniz. Altcoin'lere, üst coinlere gönderirsiniz. Bizim e, sepekamız küçük yatırımcı mahrum olur. Ondan sonra da otururuz deriz ki küçük yatırımcıyı nasıl çekeceğiz borsaya? Efendim e, sermaye piyasası kuruluna. İşte sermaye piyasası kurulu bir takım e, eksiklikleri veya noksanlıkları ve politikaları gözden geçirmeli. Yani küçük yatırımcıların da eşit şartlar altında rekabet edebilmek için önlerini açabilmeli arkadaşlar. Açmalı. Bu kripto paralardan bilmedikleri, insanların bilmedikleri parasal enstrümanlara yönlendirmenin önü kapatılmalı. Peki bu ön yönü nasıl kapatılmalı? Burası şeffaflaştırılarak, burada verilere ve bilgilere kolay erişim sağlanarak arkadaşlar. Ee, evet, e, bu verilerin ulaşımı e, ne kadar e, yüksek bir maliyete sebebiyet verirse e, sermaye piyasasındaki yatırımcılara sayısının gelmesinin önünü azaltırız. Yatırım yapanların önünü keseriz. Bunu SPK yeniden gözden geçirmeli diye ben düşünüyorum. Ee, i̇nşallah e, beni izleyen e, bu 83 milyonun izlediği e, ekonomi televizyon kanalı bu videomu da izler. E, bu e, konuyu derinlemesine işlerse kendilerine teşekkür ederim hem kendim adıma hem e, sermaye piyasası kurulu adına hem de yatırımcılar adına evet arkadaşlar bir başka eğitim videosunda tekrar yeniden birlikte olmak üzere herkese hayırlı sağlıklı ve bol kazançlı haftalar diliyorum.